Hi! Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle full tekrar kampında matematik konusuyla beraberiz. Haydi bakalım neleri hatırlayacağız? Buna bakmadan ne yapıyoruz? Tabii ki kamp programımızı şöyle önümüze güzelce alıyoruz. Artık tatilin ikinci haftasındayız İkinci haftasında Pazartesi günü yani tam şu anda dört buçukta matematik full tekrarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Kampta neyi kullanacağız? Hangi kitabımızı kullanacağız? Tabii ki Zoru Bankası kitabımızı kullanacağız. Burada e, konularımızı hatırladıktan sonra Zoru Bankası kitabı bütün eksik kalan testlerimizi zorlarımızı güzelce çözeceğiz ve birinci dönemi tamamen artık eksiksiz bırakacağız ve yeni döneme mükemmel bir şekilde başlayacağız. Ne yapıyoruz? Birinci ünite, ikinci ünite ve üçüncü üniteyi bütün konularına artık çözmediğimiz zor varsa bunların hepsini çözüyoruz. Çözemediğimiz, takıldığımız noktada ne yapıyoruz? Artık hepimiz öğrendik. Kare kodumuzu okutarak buradaki uzman öğretmenler tarafından çözülmüş videolarımızı izliyoruz. Peki hala sizde bu kamp programımız yoksa ne yapıyorsunuz? Hemen birazcık aşağı iniyorsunuz ve mavi linki tıklayarak programı bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım matematik konularında neler var? Doğal sayılar arkadaşlar öncelikle tekrar edeceğiz. Daha sonrasında doğal sayılarla işlemler yaptık ve bu doğal sayılarla işlemleri tekrar edeceğiz. Nedir bu doğal sayılar? Haydi şöyle güzel bir kalem alalım elimize. Üç basamaklı sayıları okumayı ve yazmayı öğrendik değil mi? Bunu tekrar edeceğiz. Sonra bu basamakların adlarını ve değerlerini öğrenmiştik. Bunların üzerinden geçeceğiz. Ritmik sayma ve örüntülerle devam ediyoruz. Karşılaştırma yapacağız. Büyüktür küçüktür bu işaretlerimizi kullanacağız. Şöyle küçük türümüz vardı, büyük türümüz vardı. Bunları kullanacağız. En yakın onluğa yuvarlamayı ikinci sınıfta öğrenmiştik. Artık en yakın yüzlüğe yuvarlamayı da güzelce öğreneceğiz. Hatta hatırlayacağız. Ve toplama çıkarma işlemleriyle birinci ünitemizi yani doğal sayılar ünitemizi artık kapatmış olacağız. Daha sonrasında doğal sayılarla işlemler ünitemizde zihinden toplama ve çıkarmayı, verilmeyen toplamını bulmayı, toplama ve farkı tahmin etmeyi biz bunların hepsini ayrı 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 videolarda anlatmıştık arkadaşlar. Daha detaylı detaylı bir anlatım istediğiniz zaman o videolarımıza gidebilirsiniz. Çarpmıştım ve kısa yoldan çarpmayı, bölmüştüm ve kısa yoldan bölmeyi çok güzel bir şekilde hatırlayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. <laughs> Hadi bakalım neler var? Üç basamaklı doğal sayıları okuyup yazmamız var. Üç basamaklı sayıları okuyup yazarken nereden başlıyoruz arkadaşlar? En büyük basamaktan başlıyoruz. Burada bir sayı var değil mi? Üç tane basamaktan oluşuyor. Bizim basamağımızın adı neydi? Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağıydı. Şimdi baktığımızda. 1 4 ve 3 rakamları var değil mi? Bunları birleştirdiğimizde 143 olarak mı okuyoruz. 341 olarak mı okuyoruz. Tabii ki en büyük basamağımız olan yüzler basamağından başlıyoruz. 300 değil mi? 300 nasıl yazacağız? 40 1. Her basamağı bakın her kelimeyi de ayrı yazıyoruz ve uygun boşluklar bırakmayı da unutmuyoruz dedik ve basamak adı ve değerimize geldik. Bizler bir tane olanı ne diyorduk? Birlik diyorduk. Bir, bir, bir saydığımızı örneğin örnek verelim. Haydi şöyle. Mesela kalemlerimi sayacağım değil mi? Bunları ben bir, iki, üç, dört, beş ritmik sayıyorsam bunlar birer tanedir diyoruz. Ama buradaki mesela burada beş tane var. Ben buraya beş kalem daha eklersem artık bunlar ne yapıyor? Hoppa! Bir araya geliyor ve bir grup oluşturuyor. Bu oluşturduğu gruba biz ne diyoruz? diyorduk arkadaşlar? Şöyle güzelce hoppa edelim Onluk diyorduk. 10 on tane birlik bir araya gelince ne yapıyoruz? Bir onluk oluşturuyoruz, bir grup oluşturuyoruz. Buna da onluk diyoruz. 10 on tane onluk bir araya gelirse de ne yapıyoruz? Şimdi ritmik sayarken 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye sayabiliyoruz ya. Bakın 10 on tane onluğum hop bir araya geldi. Ne oluşturdu artık? Yüzlük oluşturdu diyoruz. Hemen baktığımızda burada modellenen sayımızı önce güzelce ne yapalım? Okuyalım. Bakın şurada bir yüzlük blok var. Bir, iki, üç. Kaç tane yüzlüğüm var? Üç tane yüzlük bloğum var. Üç yüzlük. Peki kaç tane onluğum var? Bir, iki, üç, dört. Dört tane onluğum ve bir tane de birlik bloğum var. Üç yüzlük, dört onluk, bir birlik sayısı bana 341 sayısını elde ettirir diyorum. Basamak adıma geldiğim zaman arkadaşlar biz bunları zaten ilk iki basamağı yani birler ve onlar basamağını çok güzel bir şekilde zaten öğrenmiştik. Birler ve onlar. Okuduğumda nasıl okuyorum? 300 yüz diye okuyorum. O zaman bu basamağımın adı ne? Yüzler basamağı. Peki basamak değeri neydi? Bulunduğu basamağa göre aldığı değerdi. Birlikler ne diyordu? Beni birer birer say. Onluklar ne diyordu beni onar onar say. ve yüzlüklerde ne diyecek o zaman beni yüzer yüzer say. Haydi o zaman farklı bir kalem alalım elimize ve ne yapalım birliklerimizi birer birer sayıyoruz. O zaman bir tane bir bir yapar değil mi basamak değerini bulurken. Onluklarda ne var dört var değil mi dört tane onluk sayalım o zaman hep beraber on, yirmi, otuz, kırk. O zaman buranın basamak değeri kırkmış. Geldim 3'e. Yüzler basamağında. Yüzer yüzer sayıyorum. 3 basam 3 e, sayım var. 100, 200, 300. O zaman buranın da basamak değeri 300'müş diyoruz. Basamak değerinin ne olduğunu unutmuyoruz. Bulunduğu basamağa göre değer aldığını unutmuyoruz diyoruz. Ve nereye gidiyoruz? Tabii ki ritmik saymaya gidiyoruz arkadaşlar. Ritmik saymalar neydi arkadaşlar? Çarpma işleminin ve bölme işleminin en temeliydi. Ritmik saymaları ne kadar iyi öğrenirsek burada Çarpma işlemimiz ve bölme işlemimizi çok hızlı ve çok pratik bir şekilde yapabiliyorduk. Haydi ritmik saymaları tekrar edelim arkadaşlar. Altışar ritmik saymaları nasıl tekrar ediyorduk? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 48, 54, 60. Burada şu şekilde yapabiliyorduk. Zaten üçer e 3'er sayarak biz 30'a kadar gelebiliyorduk değil mi? Bunu öğrenmiştik. 3 içimizden üç dışımızdan sayarak 30'a kadar gelebiliyorduk. Evet 30'a geldikten sonra ise en başa dönüyor bakın birler basamağı. 6, 6, onlar basamağı 1 artmış. Ne olmuş? Burası 0'dan 1'e, burası 3'ten 4'e. Birler basamağım 2, birler basamağım 2. Onlar basamağı aynı kalmış. Onlar basamağım aynı. 8, 8. Onlar basamağım 1 artmış. Onlar basamağım 1 artmış. 4, 4. Onlar basamağım 1 artmış. Onlar basamağım 1 artmış. 0, 0. Bakın. Buradan sonra yani 5'ten sonrasını yazarak çalışmak, hatırlamak daha kolay. 7 şerit miksel sayalım. Hızlı bir şekilde bakalım sizler de Bizimle aynı hızda sayabilecek misiniz? 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 hızlıca burayı da sayabiliyoruz ve 8'lerde aynı 3'ler gibi 4'er ritmik sayma yapar gibi aynı şekilde sayabiliyorum. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80. 9'er ritmik sayma zaten bizim için yazması en kolayydı. Ne yapıyorduk? 0'dan 1'e 9'a kadar aşağı yazıyorduk. Sonra 0'dan 9'a kadar yukarı yazıyorduk. Ve oluşan rakamları, sayıları okuyorduk. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 diyorduk. Peki sayıları karşılaştırmada kullandığımız semboller neydi arkadaşlar? Sayının İşaretin en soluna noktalı bir çizgi çıkarıyordum ve oluşan harfe bakıyordum. Bu sesine benziyor değil mi? O zaman bu sembol büyüktür sembolüdür diyorum. Peki k sesine benziyorsa büyüktük değil büyüktür diyelim. K sesine benziyorsa Küçüktür sembolü diyorduk arkadaşlar. Peki karşılaştırırken sıralarken neye bakıyorduk? Yine en büyük basamağa bakıyorduk değil mi? 4 3'ten büyük müdür? Büyüktür. O zaman diğer, diğer sayılarıma bakmama gerek yok. 473 356'dan hop büyüktür dedim. Peki burada ne yapacağım? İkilere baktım. E, ikilerim aynı. Bunlara bakamam. Dörtlere baktım. Dörtlerim aynı bakamam. E, altı ile dokuz var. 6 mı büyük? Dokuz mu büyük? 9 daha büyük. O zaman 246 sayısı 249 sayısından küçüktür diyorum. En yakın yüzlüğe yuvarlamada ne yapıyorduk arkadaşlar? En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakarak ne yapıyordum? 5 beş ve beşte beş ve beşten büyükleri ileriki onluğumu ileriki onluğumu yuvarlıyordum. 5'ten küçükleri ise kendi onluğumda bırakıyordum aynısını e, birler basamağında değil onlar basamağında yapacağız. Onlar basamağındaki sayıların 5 beş ve 5'ten büyükse ileri yüzlüğe, 5'ten küçükse kendi yüzlüğüne yuvarlayacağım diyorum. Haydi devam edelim o zaman toplama işlemiyle. İşlem yapmaya her zaman nereden başlıyoruz? Birler basamağından başlıyoruz. Birliklerin toplamını nereye yazıyoruz? Farklı bir renk alalım şöyle elimize. Birler basamağına yazıyoruz arkadaşlar. Onlukların toplamını onlar basamağına ve yüzlüklerin toplamını ise yüzler basamağına ne yapıyoruz yazıyoruz. Toplama işlemimizi güzelce yapalım. Üçe bir ekledim 4. 4'e 2 ekledim 6. 4'e 2 ekledim 6. Altı. 664 altı bakın birler Hemen şöyle yazalım. Birler, onlar, yüzler basamağımı sırayla devam ettirdim. Haydi devam ediyorum. Bu elde siz toplama işlemiydi. 6'ya 7 eklersem ya da 7'ye 6 eklersem çünkü birbirinin üzerinde yer değiştirdiğinde sonuç değişmiyordu. 7'ye 6 eklersem 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Bu eldeyi mutlaka yazıyorum. 5 6 2 daha 8. Sekiz. 8'imi yazdım. 3 bir daha 4. 483 sayısını elde ediyorum. Çıkarma işlemi yaparken arkadaşlar bizim neyimiz vardı? Terimlerimiz vardı. En büyük sayımız bizim. Sürekli eksilttiğimiz sayımız neydi? Eksilendi değil mi? Peki eksilenin içerisinden ayırdığımız sayının adı neydi? Çıkandı ve bulduğumuz sonucu ne diyorduk arkadaşlar? Fark diyorduk. Yine Birliklerin farkını birler basamağına, onlukların farkını onlar basamağına ve yüzlüklerin farkını yüzler basamağına yazarak biz işlemimizi yapıyorduk. 7'den 3 çıkardım 4. 5'ten 2 çıkardım 3. 8'den 6 çıkardım. 2 diyorum ve 234 sonucunu ne yapıyorum? Buluyorum. O zaman genel soruyla devam edelim. 18'den başlayarak ileri doğru 9'ar ritmik sayarken söylediğimiz 3 ve 5. sayılar Haydi bakalım buraya kadar bir dursun. 3 ve 5. sayılarımı istiyor. O zaman ben ne yapacağım? 18'i mi yazacağım? 18'den başlayacağım. İleriye doğru 1, 2, 3, 4, 18'i bir kabul edeceğiz değil mi? İleri doğru 9 artık söylediğimiz 3 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. 18'den başlıyorum. Haydi ileri doğru 9'lar beraber ritmik sayalım. 27 şöyle farklı bir renkle devam edelim. 27, 36, 45, 54. Peki benden ne istiyor? Tabii ki 3 ve 5. sayılarımı istiyor. 3. sayım 36, 5. sayım 54. Peki devamında ne diyor? En yakın onluklarını yuvarlayarak. Haydi yuvarlayalım. 36'yı en yakın onluğuna yuvarladım. 5'ten büyük olduğu için 40'a yuvarlandı. 54'ü en yakın onluğuna yuvarladım. 54'ün 4'ü 5'ten küçük olduğu için kendi onluğunda kaldı. Neyin istiyor? Toplamını istiyor. Hızlıca zihinden toplam işlemi yaparak bulabiliriz. 90 sonucuna ulaştık. Peki verilmeyen toplanın arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Küçük sayılarda üzerine ekleme veya geriye sayma yöntemini kullanabiliyorduk. Ama bizim asıl kullanacağımız yöntem neydi? Çıkarma işlemi yöntemi arkadaşlar. Nasıldı bu yöntemim? Haydi bakalım. 217 ile bir şeyi toplamışım ve 653 bulmuşum. 653'ün üstüne 653'ü bulana kadar 218, 219, 220 de sayacak mıyım? Hayır. Ne yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım. Neyden niye çıkaracağım? Toplamdan bunu hemen yazalım. Toplamdan verilen toplananı çıkaracağım arkadaşlar. Peki hemen burada şöyle göstermiş. Toplama yapmışız arkadaşlar. Bunu şöyle bir silelim. Eksi yapalım. Çünkü çıkarma işlemi yaparak bulacağız. Sonucumuzun cevabını. 3'ten 7 çıkmaz. Gittim komşuya. 4 oldu. Burası artık 13. 13'ten 7 çıktı. 6. 4'ten 1 çıktı. 3. 6'dan 2 çıktı. 4. O zaman ben buraya 436 yazabilirim. Bakalım işlemimizi doğru yaptık mı? Hemen yapalım. 7, 6 daha. 13'ün içi elde var. 1, 3, 1 daha. 4, 1 de elde. 5, 4, 2 daha. 6. O zaman ben bu işlemi doğru yaptım diyebilirim. Peki zihinden toplama ve çıkarma yaparken arkadaşlar neyi kullanıyoruz? Tabii ki 10 ve 100'ün katı sayıları kullanıyoruz arkadaşlar. Haydi şöyle elimizde yeşil, yeşille yeşil olmasın. Yeşille ne olsun? Yeşille kahve olsun. Onun katı sayılarla işlem yaparken ne yapıyoruz? İşlemi onlar basamağından başlıyoruz. Sıfırları aynen yazıyoruz. Yüzün kat işlemlerle e, işlem yaparken, yüzün katı sayılarla işlem yaparken ne yapıyoruz? Yüzler basamağından başlıyoruz ve sayımızı aynen yazıyoruz. Haydi bakalım. İki tarafında birler basamağı sıfır. İki tarafında birler basamağı e onlar basamağı sıfır. O zaman yüzler basamağımdan işlem yapmaya başlıyorum. Yediden iki çıktı. Beş. İki tane sıfır silmiştim. Beş yüz. Bu kadar basit. İki tarafında birler basamağı sıfır sildim. E iki tarafında onlar basamağı sıfır mı? Hayır. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Silemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Yirmi ile Sıfırı topladığınızda kaç eder? Bakın burada toplama işlemi var çünkü 20 ile sıfır topladığımda e, 20 eder öğretmenim. E, 5 ile 2 topladığımda ne yapar? 7 eder öğretmenim. 720 sonucuna ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Peki tahmin yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? İşlemlerimizi en yakın onla veya en yakın yüzle yuvarlıyoruz. Biz zaten en yakın onla yuvarlamayı biliyoruz ama birincisini yani toplama işlemlerini en yakın onluğa yuvarlayarak ikincisini ise en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapalım. Haydi bakalım en yakın onluğa nasıl yuvarlayacağım? Bakıyorum en yakın onluğa yuvarlarken birler basamaklarıma bakıyordum her zaman. 8 5'ten büyük olduğu için hop onluğumu bir arttıracağım. Yani 360 olacak artık burası. E 2 5'ten küçük olduğu için kendi onluğumda kalacağım. 220 toplamına baktığım zaman haydi bakalım 580 sonucuna ulaşacağım. İşlemimi yapayım bir de bakalım aradaki fark ne kadarmış. 8 2 daha 0 yani onun sıfırı elde var. bir şöyle şunu bile çevirelim. 5 1 de elde 6 2 daha 8 ve bakın en yakın onunla yuvarlayarak aynı sonucu buldum. Eğer işlemlerinizi gerçeğe yakın bir tahminde bulunmak istiyorsanız en yakın onunla yuvarlayarak yapmalısınız. Haydi işlemimizi en yakın yüzde yuvarlayarak tahmin edelim. 742. Nereye bakacağım? En yakın yüzlük için onlar basamağıma bakacağım. Onlar basamağım 5'ten küçük. O zaman kendi yüzlüğümde kalacağım. Sıfırlarımı koydum. Onlar basamağım 5'ten küçük. O zaman kendi yüzlüğümde kalacağım. Sıfırlarımı koydum. Hızlıca çıkarma işlemimi yaptığımda 200 sonucuna ulaşıyorum. Ama burada gerçek işleme baktığımda 2'den 7 çıkmadığı için hop burası 3 oldu. Burası 12 oldu. 12'den 7 çıkarırsam 5. 3'ten 1 çıkarırsam 2. 7'den 5 çıkarırsam 2. 220 bakın. 200 25'ten 200 çıkarırsak 25 sonucuna ulaşmış oluruz. Gerçi evet yine yakın bir tahmin fakat direkt buradaki onlukları yuvarlandığı kadar yakın bir tahmin olmayabilir. Çarpma işlemi yaparken ne dikkat ediyoruz arkadaşlar? Bir basamaklı sayılarla yani üç basamaklı, dört basamaklı, beş basamaklı hiç fark etmez. Bu sayıları bir basamaklı sayıyla çarpıyorsak yapacağımız işlem çok kolay. İkinci çarpanımızın sayısını tek 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 küçükten başlayarak büyüye kadar hepsini çarpıyorum. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 1, 3, 1 de elde 4. 3 kere 2, 6. Direkt yazdım 645. Fakat... iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayı çarparken ne yapıyoruz? Mutlaka basamak kaydırmaya dikkat ediyoruz. Sanki 2 yokmuş gibi yine üçlü işlem yapıyorum. Haydi yapalım. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 4, 12. 1 de elde. 13. Peki benim 3 ile çarpacağım başka bir sayım var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Tabii ki Artık bunu ne yapıyoruz alışkanlık haline getirdik üçün olduğu yere bir çarpı koyarak işlemimize devam ediyoruz iki kere beş onun sıfırı elde var bir iki kere 4 8 bir de elde dokuz. O zaman topladığımızda ne olur arkadaşlar? 5'i hop aşağıya aldım. 3'ü indirdim. 9 bir daha 10. Çok kocaman büyük bir sayı çıktı. Biz gerçi binleri bilmiyoruz ama 1035 sayısına ulaşmış olduk. Kısa yoldan çarpma yaparken ne yapıyorduk peki? Hemen şöyle çarpı birlerimizi siliyorduk ve geri kalan sayılarımı yazıyordum. 50 630 900. Bakın çarpı birleri görmezsem eğer şöyle yapayım. Çarpı birleri görmezsem 900 Çarpı 1'i görmezsem 630, çarpı 1'i görmezsem 50 diye. Bu kadar kolay, basit ve pratik bir işlem diyorum ve hızlıca bölme işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. Bölme işlemi yaparken bakın toplama, çıkarma, çarpma 3 tane işlem gördük. 3 işlemde ortak özellikleri neydi? Hepsi birler basamağından işlemi başladı. Fakat bölme işleminin şöyle bir farkı var. En büyük basamaktan biz işleme başlıyoruz. Bu bölme işleminde de bizim belli terimlerimiz var. Bölünen, bölen, bölüm ve fark. Her zaman bizden sonuç istediğinde nereye bakacağız? Bölüme bakacağız. Peki, bölme işleminin Kısa yoldan hangi işlemin kısa yoldan yapılışını olduğunu biz zaten biliyoruz. Çıkarma işleminin kısa yoldan yapılışıydı. Kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edemez. Ne demek öğretmenim bu? Haydi bakalım 21'i 5'e böleceğim. Nasıl bölüyorum? 5'er 5'er 21'i bulana kadar sayıyorum. Eğer 21'den büyük bir sayı ulaşırsam hop parmağımı kapatıyorum. Yani 5, 10, 15, 20... 25. 25 21'den büyük. Hop bunu kapattım. O zaman 4 kabul ediyorum. 5 kere 4 20 çıkardım. 1. 1 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorum? İşleme devam etmiyorum. Benim bulduğum sonuç 4. Bir tane de kalanım var diyorum. Peki kısa yoldan bölmede nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Sıfırlarımızı siliyoruz işlemimize bu şekilde devam ediyoruz. Bakın ikisinde de birler basamağı sıfırdı. Ne yaptım? İki sıfırı da sildim. E burada birler basamakları da sıfır. Onlar basamakları da sıfır. Birler basamakları sıfır. Onlar basamakları sıfır. Haydi bölme işlemini yapalım. Üçü bire bölersem bir sayının kendisi bire bölümü neydi? Kendisiydi. Üçü bire bölersem üç. Sekiz ikiye bölersem 4. Dördü bire bölersem dört. Altı üçe bölersem 2. İşte bu kadar basit diyorum arkadaşlar. Peki güzel soruyla haydi bakalım konumuzu güzelce bir tekrar edelim. Ne istiyor bizden? Şöyle güzelce okuyalım. Bir çiftçi tarlasından bir günde 15 kilogram patates çıkarmaktadır. Bir haftada çıkardığı patatesleri 5 kilo... Oo, evet arkadaşlar farklı farklı işlemler bizi bekliyor. Haydi bakalım bir günde 15 kilogram patates çıkarıyorsa ne yapacağız? Bir haftada çıkardığı patatesleri bulacağız. Şuraya kadar işlemimizi tamamlamış olacağız. Bir haftada 7 gün varsa Çarparak ne yapıyoruz? İşlemimizi buluyoruz. 7 kere 5 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 1 7 3 de elde 10. 105 sayısına ulaşmış olduk arkadaşlar. 105 sayısını ne istiyor bizden? 5 kilogramlık çuvallara koyarak satmaktadır. Biz buna göre bu çiftçe haftada kaç su çuval satmaktadır diyor arkadaşlar. Peki haydi bakalım nasıl yapacağız? Ee, 5 kilogramlık çuvallara koyacağız. 105'imizi 5 beş kilogramlık çuvallara koyalım. Birin içinde 5 yok. O zaman onun içinde 5. 2 kere var. 2 kere 5. 10. Çıkardık 0. 5'li işlem yapmadık. 5'in içinde 5. 1 kere var. 1 kere 5. 5. Çıkardım 0. Yani bir haftada ben 21 kilogram 21 e, kilogramlık çuval Çuvalde 21 kilogram, kilogram e, patates satmaktadır diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu konularla alakalı öğretmenim ya ben şurada eksik kalmışım şu an fark ettim dediğiniz bir konu varsa biz zaten bütün konularımızın isimlerini konu anlatım sayfalarında ne yaptık paylaştık daha eski videolarımıza geri dönerek bu konularınızın tekrarını yapabilir ve daha sonrasında yine zoru bankası kitabımızdan ne yapabilirsiniz konularımızı daha da iyi pekiştirebilirsiniz arkadaşlar haydi bakalım. Hala videomuzu beğenmediyseniz beğen butonuna basıyoruz ve abone ol tuşlarına ne yapıyoruz hızlıca basmış bulunuyoruz ve sonrasında ödül sorumuzu güzelce cevap veriyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın iyi tatiller.